Merhaba. Hoş geldiniz. İyi akşamlar herkese. Sevgiler, iyi akşamlar. Bu akşam sizlerle birlikte yoga yapacağız. Dersimiz saat 6'da başlayacak. Ders öncesinde yorumları açık bırakıyorum. Eğer sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Selamlar herkese. Bugün biraz daha meditatif bir çalışma yapacağız. Enerji bedenimizi harekete geçireceğimiz, sinir sistemimize, enerji bedenimizi güçlendirip canlandıracağımız bir çalışma olacak sizlerle. Daha çok nefes ve meditasyon ağırlıklı bir çalışma yapacağız. Biraz ısıtacağım sizlere. Üzerinize ince bir şeyler giyebilirsiniz. Sinir sistemimiz, enerji bedenimiz üzerinde çalışacağız bugün. Özellikle korkular, kaygılar, yaşamış olduğumuz, bu özel sürecinde bize katmış olduğu korkularla ilgili. Belki bir nefes alma, bir güçlenme etkisi de yaratabilir yapacağımız çalışma. Saat 6'da başlayacağız dersimize. Öncesinde sormak istedikleriniz varsa yanıtlayabilirim. Yoga matı olarak gün içerisinde farklı saatlerde hepimize açık çalışmalarımız devam ediyor. Pandemi sürecinde Yoga Vakfı'ndan değerli hocam Adnan Çabuk, Lourdes Çabuk ve değerli hocalarımla birlikte bir araya gelerek sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Genel olarak soracağınız sorular varsa onları da yanıtlayabilirim. Yoga yapan ya da yapmayan herkesin katılabileceği bir çalışma olacak. Daha önceden yoga yapmış olmanız da gerekmiyor. Belki bugün ilk dersiniz de olabilir. Sizler için de uygun olacak yapacağımız çalışma. İsterseniz sorular yok sanırım. Benim şahsi Instagram adresim Sakura Dönüşüm Merkezi ve Saadet Sözen. İsmim Saadet bu arada. Ayşe Hanım sordu galiba Instagram adresini. Oradan da çalışma sonrasında sormak istedikleriniz olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. Soracaklarınız yoksa saatte 6 oldu. Bekleyelim mi biraz daha? Matımıza geçebiliriz. Ben yorumları kapatıyorum. Eğer sormak istedikleriniz olursa Instagram adresim Saadet Sözen ve Sakura Dönüşüm Merkezi. Dizlerimi bükmeden yapabilirim. Tabii ki yani dizlerinizi zorlamayın, eklemlerinizi de zorlamayın.
yogadaki poz içerisinde sizin için en uygun, en yapabileceğiniz nokta doğru noktadır. O noktada kalarak yapmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer zorlandığınız nokta olursa bekleyebilirsiniz orada. Ben yorumları kapatacağım. Çalışma sonrasında tekrar açıyor olacağım. Yavaşça yerleşelim matımıza. Rahat bir oturma pozisyonuna gel. Gözlerini kapat. Derin nefesler alıp vermeye başla burundan. Burun nefesi, yogada kullandığımız nefes. Rahat ve oturma pozisyonunda, omurga dik ve uzun olsun lütfen. Derin nefesler al. Ve bırak nefesini. Derin nefesler al, derin ve uzun nefesler. Ve bırak nefesini. Rahat ve akıcı olmasına dikkat et nefeslerin. Al derin bir nefes. Ve bırak nefesini. Gözler kapalı olabilir çalışma sırasında. Önce omurgamızı ısıtarak başlayacağız çalışmamıza. Bedeni yavaşça öne doğru uzat. Aldığın nefesle birlikte omurganı yavaşça çevirmeye başla. Önde derin bir nefes al ve geriye gittiğinde bedeni, kollar uzun ve bırak nefesi geride. Önde al derin bir nefes ve geriye doğru gittiğinde bırakıyorsun nefesi. Derin bir nefes al önde burundan. Ve geride bırak nefesini. Al derin bir nefes. Ve bırak geride nefesini. Dizler matına yakın olsun. Kalçanı kaldırma matından, oturma kemiklerinin üzerinde eşit oturduğundan emin ol. Kuyruk sokumumuzdan omurga boyunca ileriye doğru uzatıyorum tüm bedenimi. Sadece başımla değil, tüm bedenimle birlikte uzamayı hisset bedeninde. Ve geriye geldiğinde bırak nefesini. Tüm omurga boyunca sinir uçları ile birlikte organlarımıza masaj yapıyoruz. Prana'nın yaşam enerjisini bedenimizde daha rahat hareket edebilmesi için bu bölgenin rahat ve esnek olması, omurganın sağlıklı oluyor olması çok değerli bizler için. Belki bütün gün evindesin, belki kısıtlı hareket yapıyoruz bugünlerde. Biraz bedenimizi canlandıralım, şifalandıralım bedenimizi ve yenilenmesine izin verelim. Küçük masajlarla yavaş yavaş gel merkezine dön. Tekrar buluşalım ortada. Bu defa aldığın nefesle sol taraftan tersi yönde al nefesini ve geride bırak. Kontrol yapıyoruz tersi yönde. Omurgamızı hareket ettirmeye devam ediyoruz. Nefesi hep hatırla. Omurga boyunca
Uzan öne doğru. Al derin bir nefes burnundan. Ve geride bırak nefesini. Hisset uzamayı. Omurga boyunca esnemeyi hisset. Eller dizlerin üzerinde. Oturma kemiklerin üzerindesin. Sadece üst bedeninle birlikte hareketi deneyimle. Yoga'nın diğer çalışmalardan farkı, nefes tekniği önemli. Burundan nefes alıp, burundan bırakıyoruz nefesimizi. Belki ilk defa yoga yapanlar olabilir aramızda. Arada küçük hatırlatmalar da vermek istiyorum sizlere. Sonra yavaşça merkezine. Birkaç nefes kal burada. Doğal nefes alışında ve verişinde. Dinlendir bedenini. Yavaşça gözlerini açabilirsin. Şimdi ellerini ayak bileklerin üzerine yerleştir. Nasıl rahat oturabiliyorsan bağdaş kurabilirsin. Ben bu şekilde daha rahatım. Öndeki ayağımı aşağıda tutabiliyorum. Bu şekilde oturabilirsin. Eğer bu şekilde rahatsa öyle de alabilirsin. Bak bakalım bedenin ne istiyor, nasıl rahat ediyor bugün. Ellerini ayakların üzerine yerleşti. Aldığın nefesle aç kalbini ve göğsünü. Ve verdiğin nefesle omurganı bir C harfi gibi katlamaya başla. Aldığın nefesle uzat kalbini, omuzlarını gönder geriye doğru. Ve verdiğin nefesle birlikte omurganı katla içeriye. Bu şekilde omurganı esneterek omurgamızı güçlendirelim. Bedenin genişleşmesi, omurganın güçlü ve esnek olmasıyla çok ilişkili. Sinir sistemimiz omurga boyunca uzanan bir hat içerisinde bu bölgeyi de güçlendirip esnek hale getirebiliyoruz yoga ile birlikte. Yoga bize sadece fiziksel esneklik değil, aynı zamanda bakış açısı olarak, zihin olarak da esneklik katıyor. Hayatımıza farklı bakış açılarını katıyor. Hareket ettir omurganı. Tüm omurganı yavaş yavaş masaj yaptığını fark et bu şekilde. Tüm sinir uçlarının hareketlendiği, yenilendiği bir çalışma. Kendi ritminde, belki daha yavaş, belki daha hızlı. Sırtın, kürek kemikleri, omuzların hareket etsin. Belki bugün hiç hareket etmedi. Bütün gün seni taşıyorlar. Farkına var bedeninin. Omuzlarının, sırtının. Aldığın nefeslerle canlanmasına izin ver bedenine. Ve omurga boyunca yapmış olduğumuz dokunuşlarla bu hat üzerinde bulunan blokajlarımız varsa eğer, stresimiz, negatif duygularımız belki biriktirdiğimiz, bedenden uzaklaşarak daha ferahlık, daha güçlü, daha canlı ve daha enerjik bir bedene ulaşacağını niyet et. Şimdi gel yavaşça tekrar merkezine. Kal merkezinde. Derin nefesler al ver. Doğal nefes alışında kal bir süre. Ellerimi
açabilirsin gözlerini, bana da bakabilirsin hareket geçişlerinde. Ellerimizi omuzlarımızın üzerine getirelim. Baş parmak omuzlarımın üzerinde, diğer dört parmak aşağıda kalacak şekilde yerleştirdim ellerimi omuzlarıma. Sola doğru döndürüyorum nefesimi. Alıyorum burada burundan derin bir nefes. Ve sağa doğru döndürerek bırakıyorum nefesimi. Burundan nefes alıp veriyorum. Soldan al nefesi ve sağda bırak. Tüm omurgayla dönmeye çalış. Bu şekilde yaptığımız twist hareketlerle omurgamıza masaj yapıyoruz. Ve vücutta detoks etkisi yaratıyor. Kürek kemiklerinde, sırtında, kalp çakrasının arkasında bulunan bölgeyi özellikle aktif hale getiriyor. Böbreklerimiz üzerinde, böbrek meridyen hattında çalışıyoruz. Tüm bedenle, üst bedeninle dalmaya çalış. Sadece başınla değil, boynunla da değil. Tüm üst bedenle birlikte bedenin esnediğini, hareketin daha rahatladığını fark edeceksin bu bölge güçlendiğinde. Ve dön merkezine. Dinlen birkaç nefes buradan. Birlikte har nefesi yapacağız. Ateş nefesi, kabalabahati nefes. Rahat oturma pozisyonundasın. Diyaframla yapacağımız bir nefes tekniği olacak. Derin bir nefes alacağız. Tutuyoruz içimizde bu nefesi aldığımız. Ve diyaframımızı doldurduğumuz bu nefesi pompalayarak burnumuzdan dışarıya vereceğiz. Sadece nefesi biz vermeye odaklanalım. Doğal akışında almış olduğumuz nefesi boşaltana kadar, yaklaşık bir dakika kadar bu nefesi boşaltacağız pompalayarak. Önce size göstereyim, sonra birlikte başlayalım çalışmaya. İsterseniz ellerinizi diyaframın üzerine koyabilirsiniz. Doğru nefes alıp verdiğinizi fark edebilmek için. Bu nefes tekniği özellikle ikinci çakramızı, bizim güç merkezimizi aktif hale getiriyor ve vücudun enerji ve güç merkezini de aktif hale getirmiş olacağız. Vücudumuzu çok canlandıracak bir nefes olacak. Derin bir nefes alıyorum ve burnumdan üfleyerek bu nefesi boşaltacağım. Nefesi bırakırken elim bir pompa gibi içeri ve yukarıya doğru pompa etkisiyle birlikte bir basınç uygulayacak. İsterseniz birlikte deneyelim. Sadece burnumuzdan nefesi vereceğiz. Başlayalım birlikte. Eller diyafram üzerinde olsun. Derin bir nefes al ve başla pompalamaya nefesi. Derin bir nefes al ve bırak nefesi. Şimdi tekrarlayacağız kabalabahati nefesini. Derin bir nefes al ve tut nefesi içeride ve pompalamaya başlayalım burundan vererek.
Derin bir nefes al ve bırak nefesi. Son kez yapacağız. Derin bir nefes al. Ve pompalayalım. Kaldır kollarını iki yanda, yukarıda, birleştir baş parmaklarını. Tut nefesi içinde, yükselt tüm enerjiyi. Sıkıştır nefesini ve enerjini yukarıda. Tut, 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 tut nefesi. Ve şimdi yavaşça kollarını her iki yanda birden yavaşça indirerek nefesini bırak. Aldığın nefesle birlikte tüm enerjini yükselt kök çakradan tepe çakraya kadar yükselsin tüm bedende enerji ve çevir avuç içlerini, bırak nefesi buradan, tüm alanını, tüm ağrını temizle yaratmış olduğun bu enerjiyle. Tekrar kaldır enerjini, yukarıya doğru yükseldiğini fark et. Berrak, temiz bir su gibi yükselişi fark et enerjinin içinde. Ve avuç içlerine çevir tersi. Ve tüm ağrını, tüm alanını temizle bu enerjiyle birlikte. Arınmasına izin ver bedenin. Yükselt ve çok yavaş farkındalıkla tüm bedenini hissederek tüm ağrını, sanki avucunun içinde bir enerji var ve bunu bastırmak istermiş gibi indir yavaş. Son kez yapalım. Yükselt tüm enerjiyi bedende, içeri kollarını, tüm alanını, tüm ağrını, tarı buradaki enerjiyle birlikte indir bedeninde. Birkaç doğal nefeste kal burada. Bak bakalım bedenine. Nefesini gözlemle. Nefesin hareketini takip et bedeninde. Burun deliklerinden aldığın serin ve soğuk nefesin havanın bedenine girişini, tüm bedendeki hareketini fark et. Isınan ılık bu havanın tekrar burun deliklerinden çıkışını ve bedeninden ayrılışını gözlemle. Bak bakalım bedenin matına geldiğinde, oturduğunda nasıldı? Şu anda ne değişimler var bedeninde? Enerjinde, nefesinde. Sadece fark et. Şimdi birlikte bir nefes çalışması yapacağız sizlerle. Rahat oturma pozisyonundasın. Eğer bacaklarında hafif bir uyuşma, ağrı oluştuysa eğer bacaklarını ileriye doğru gönder, uzat. Şöyle küçük küçük masaj yapabilirsin bacaklarına. Hareket ettirebilirsin bedenini. Rahat bir oturma pozisyonuna gel. Şimdi birlikte bir
Nefes çalışması yapacağız. Sol elim, sol burun deliğimi kapatacak. Ve sağ burun deliğimden derin nefesler alıp bırakacağım bu nefesleri. Bu vücuttaki enerji merkezini harekete geçirecek bir nefes tekniği. Sağ burun deliğinden güçlü ve derin nefeslerle nefesi alıp bırakmaya devam edeceğiz. Sağ burun deliğinden aldığımız bu güçlü nefesler sol beyni aktif hale getirecek. Zihnimizin temizlendiğini, rahatladığını, daha aktif, daha rasyonel düşünebildiğimizi fark edeceğiz. Daha analitik, daha dinamik olacağını fark edeceğiz bedenin. Sadece sağ burun deliğinden derin ve güçlü nefesler almaya ve vermeye devam et. Gözler kapalı. Bakışlar üçüncü göz noktasında. Sağ burun deliğinden derin ve güçlü nefesler alıp vermeye devam edelim. Yavaşça bırakıyorum. Birkaç nefes. Gözler kapalı. Doğal nefes alıp verir şimdi. Bedeni dinlendiriyorum. Doğal nefes alıp verişinde kal bir süre. Şimdi gözlerini açabilirsin. İlk önce ben seriyi göstereceğim sizlere. Rahat bir oturma üzerindesin. Oturma kemiklerini rahat bir şekilde yerleştir matının üzerine. Omurganın dik ve uzun olduğundan emin ol. Şimdi avuç içlerini kalbin önünde birleştiriyoruz. Parmaklarımızı birbirine geçiriyoruz şu şekilde. Baş parmak ve işaret parmakları yukarıda kalacak. Kadınlar için sağ baş parmağı alta, sol baş parmağı üste getireceğiz şu şekilde. Erkeklerde tam tersi, sol baş parmak altta, sağ üstte olacak. Bunu bu şekilde yerleştirdikten sonra omurgamızı dik ve uzun bir şekilde kaldırıyoruz. Ve bu şekilde az önce gerçekleştirdiğimiz nefes tekniğini uygulayacağız. Ve pompalayarak mantrayı eşlik edeceğiz. Bu şekilde ikinci çakramızı ve diyaframımızı içe doğru vurarak sat nam bırakıyoruz nefesi. Alırken sat, bırakırken nam diyoruz. Anlama ben gerçeğim demek. Tüm çakralarımızı temizleyen ikinci çakradan itibaren bu pompalamayla birlikte bu bölgeyi harekete geçiriyoruz. Sat nam mantrayla birlikte bu ritmi yakalayacağız. Ve tüm üst çakralarda temizleme ve dengeleme etkisi yapacak bir meditasyon olacak bu. Şimdi elleri birleştirelim. İşaret parmaklar yukarıda, kadınlarda sağ parmak altta, sol üstte olacak şekilde kaldırıyoruz kollarımızı. Ve
başlıyoruz çalışmamıza. Sap, nam, sap, nam, sap, nam, sap, nam, sap, nam, sap, nam, sap. Bedendeki meridyen hatlarını harekete geçiren bu kriyalar yoga içerisinde çok değerli çalışmalar. Bakışlar içeride üçüncü göz noktasında. Beden omurga dik ve uzun. İstersen içinden tekrar edebilirsin mantrayı. Mantralar bizim enerji frekansımızı yükselten ses frekanslarına sahipler. Mantraya odaklan. Sat. Nam. 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 Her duruşla birlikte yaprağımda bulunan ikinci çakrada bulunan enerjinin üst çakralara doğru yükseldiğini ve tüm bedenin bu bölgede bulunan blokajların temizlendiğini ve enerjinin bedende daha güçlü, daha özgür, daha rahat aktığını fark et. Sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat. Sadece nefes teknikleriyle bedenimizdeki meridyen hatlarını ve enerji merkezlerini harekete geçirerek bedendeki enerjimizin daha rahat hareket etmesini sağlayabiliriz. Sak. 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 Son kez yapalım. Ve şimdi kaldır burada kollarını yukarıya doğru. Sık avuç içlerini, tüm enerjinin yukarıya doğru gönder ve tut nefesi. Tut, tut, tut burada. Ve bırak nefesi. Rahatlat bedeni. Şimdi tekrar aldığın nefesle tüm enerjiyi kaldır yukarıya doğru. Tepe çakraya kadar yükseldiğini fark et ve tüm bedeni sık burada. Ve bırak nefesini, rahatlasın. Son kez yapıyoruz. Aldığın nefesle birlikte gönder yukarıya doğru tüm enerjini. Sık burada. Tut, 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 tut bedeni. Kaslarını sıktığını fark et. Ve bırak nefesi. Rahatlasın tüm beden. Şimdi her şey yolunda umarım. Şimdi birlikte bacaklarımızı çalışacağız. Bacaklardaki enerjinin daha rahat hareket etmesi için ayak tabanından kalçamıza kadar olan yaşam sinirimiz, siyatik sinir üzerinde çalışacağız. Bu şekilde ayaklar önde,
frog poz da diyoruz bu poz için. Topuklar birbirine yakın olacak şekilde bacakları birleştir. Ve aldığı nefesle birlikte indir ayaklarını ve topuklarını yere. Başını indir. Dizene doğru yaklaşsın. Ve verdiğin nefesle birlikte tekrar gel bu pozisyona. Omurganı dik ve uzun kaldır. Topuklar birbiriyle öpüşsün. Aldığı nefesle birlikte ayak tabanlarını yere kökle ve verdiğin nefesle birlikte tekrar kaldır tüm bedeni. Omurganın dik ve uzun olmasına dikkat et. Derin nefesler. Burundan nefes alıp veriyoruz. Özellikle siyatik siniri üzerinde bir problem yaşıyorsanız, belinizle ilgili, bel fıtığıyla ilgili bir sorun varsa bu bölgeyi çok güçlendirecek bir çalışma. Ayak tabanlarından giren yaşam enerjisinin köklerimizden bedene girişini fark et. Ve bu hat boyunca yukarıya doğru yükselerek enerjinin yaşam enerjisinin bedeninize uçan hareketini fark et. Derin nefesler al burundan ve bırak nefesi. Topraklanma dediğimiz, verdiğimiz nefesle birlikte bedende bulunan tüm negatif enerjiler izin ver ayak tabanından toprak kanaya karışsın ve burada şifalanması ve dönüşmesine niyet et bu duyguların. Eğer yaşam enerjinin akmasında engel olan her ne varsa hayatında sevgiye dönüşmesine niyet et. Son kez yapalım. Ağrı varsa bacaklarında, kendi ritminde de yapabilirsin çok zorlamadan. Evet, tamamladıysak eğer çalışmayı, bacaklarımızı tekrar uzatalım ve öne doğru. Küçük küçük sallayalım bacakları, bu bölgedeki rahatlatalım sinirlerimizi. Siyatik siniri, en uzun sinir vücudumuzda ve bel fıtığı, siyatik çok fazla yaşadığımız sorunlardan biri. Bunu her gün yaparak kendi içinizde de bu bölgeyi güçlendirebilirsiniz. Şimdi rahat bir oturmaya gel. Bu şekilde oturabilirsin. Ya da eğer dizlerinde ve eklemlerinde bir problem yoksa bu şekilde oturma pozisyonuna da gelebilirsin. Omurganın dik ve uzun olmasına dikkat et. Eğer bu şekilde rahat oturamıyorsan kalçanın altına bir yastıkla yerleştirebilirsin. Bir bolster, bir minder. Bu şekilde desteklemen de mümkün kalçanı. Ve şimdi boyun çalışması yapacağız. Aldığım nefesle boynumu sola doğru dolduruyorum. Verdiğim nefesle birlikte sağa doğru hareket ettiriyorum. Bunu yavaş ve hissederek bu bölgeyi gerçekleştiriyorum. Ve her dönüşle birlikte omurga boyunca tüm bedenin rahatladığını da fark ederek yapıyorum bunu. İstersen bu bölgede elini koyarak bu bölgedeki dokunun hareketini de fark edebilirsin. Tiroidler ve paratiroid bölgesi üzerinde iyileştirici bir etkisi var. Eğer tiroidle ilgili sorunlar yaşıyorsanız bu şekilde doğru nefes alıp vererek yapacağımız çalışmayla
bu bölgenin de daha dengeli çalışmasını sağlayabiliriz. Soldan al derin bir nefes. Ve sağda bırak nefes. Burundan nefes alıp vermeye devam et. Boğaz şakrası. Kendimizi ifade ettiğimiz dış dünyayla ilişkilerimizi de temsil ediyor. Bu bölgenin sağlıklı çalışıyor olması, ilişkilerimizin de daha sağlıklı, daha iletişime açık, daha dengeli olmasına da etkili olacak. Ama öncesinde kendinle olan ilişkinin ne kadar dengeli ve sağlıklı olması. Bundan daha da önce öncelik kazanıyor hayatımızda. Al derin nefes ve bırak burada. Derin nefes al ve sağda bırak nefesini. Son kez yapalım. Çok yavaş yapalım bunu. Boynunda problem olan, boyun fıtığı olan kişiler varsa özellikle çok yavaş ve şefkatle, zarar vermeden bedenimize. Tekrar rahat oturma pozisyonuna gel. Çalışmamıza geçiyoruz. Sonrasında bir meditasyon yaparak tamamlayacağız çalışmamızı. Elleri tekrar omuzların üzerine getir. Bedenimi sola doğru indiriyorum. Ve burada derin bir nefes alıyorum. Ve sağa doğru indirerek bırakıyorum nefesimi. Sola indirdiğimde derin bir nefes al. Ve sağda bırak aldığım bu nefes. Sinir sisteminin yeniden yapılanması, aynı zamanda manyetik alanımızın dengelenmesi için çok etkili. Nefesini hatırla. Al burada solda derin bir nefes. Sağda bırak nefesini. Yine böbrekler üzerinde çalışıyor. Bölgedeki hatları aktif hale getiriyor ve vücutta detoks etkisi de yaratıyor aynı zamanda. Bu şekilde ritmik nefes alıp verişler ve bedenin hareketiyle birlikte sinir sisteminin dengelenmesi ve yapılanması için de çok etkili. Son kez yapalım. Şimdi gel yavaşça, kısa bir dinlenme yapalım. Doğal nefes alıp verişine dön. Eller dizlerin üzerinde, Cihan Mudra, baş parmak ve işaret parmağı birbirine dokunsun. Diğer üç parmak uzun ve aktif olacak şekilde. Gözler kapalı. Birkaç nefes, dinlen burada. Doğal nefes alıp verişinde kal. Dinlensin tüm bedenin. O doğan sadece nefesinde kalsın. Nefesini fark et. Gözlerini kapattığında, dış dünyayı kapattığında gözlerini, kendini daha net,
görebileceksin. Kendini gör. Ve odağın nefesinde olsun. Bak bakalım. Bugün çalışmaya başladığında nasıldı nefesin? Şimdi nasıl akıyor bedeninde? Nefesini fark et. Neye ihtiyacım var? Sadece nefesinde kalsın odan. Bak bakalım ne oluyor içinde. Hiçbir şey düşünme. Sadece nefesinde. Nefesinde kal. Nefesinin akışını fark et. Bedenini ve kendini fark et. Aldığın her nefesle kök çakrandan kuyruk sokumunda yükselen enerjinin bedenine girişini, omurga boyunca yükselişini fark et. Ve verdiğin nefesle yükselen bu enerjinin sanki bir asansör gibi tekrar indiğini ve kök çakrandan toprağa karıştığını fark et. Her aldığın nefesle yaşam enerjinin tüm hücrelerine dolduğunu, yükseldiğini, içinde aktığını fark et. Ve verdiğin her nefesle birlikte tüm olumsuz düşüncelerin, artık sana hizmet etmeyen her ne varsa bedeninden uzaklaştığını ve toprağa karıştığını fark et. Aldığın her nefesle birlikte çek yaşam enerjisini ve verdiğin nefesle birlikte bırak tüm negatiflikleri, geçmişi, artık işine yaramayan tüm düşünceleri izin ver, uzaklaşsın bedeninden ki yeni alacağın nefes için yer açılsın bedeninde. Bırak tüm bunları yeni bir nefes için. Eski nefesini bırakman gerekiyor. Bıraktığın zaman yeni bir nefes alabiliyorsun. Yeniye yer açmak için bırak tüm bu bölgeyi, rahatlasın. Nefesin daha rahat, daha dinamik attığını fark et bedeninde. Bıraktığın her neyse sevgiyle,
Şefkatle teslim et toprak anaya. Sevgiyle dönüşmesine niyet et. Derin nefeslerle, derin ve uzun nefeslerle tüm yaşam enerjini bedende yayıldığını fark et. Bu enerjinin tüm bedenini yenilediğini, canlandırdığını, temizlediğini fark et. Ve bırak nefesini rahat, özgür, aksın bedeninden ve karışsın toprağa ve dönüşsün kolaylıkla, sevgiyle, huzurla, sağlıkla. Şimdi aldığın nefesle birlikte tekrar geri dön bedenine. Yavaşça aç gözlerini. Doğal nefes alıp verişinde kal. Şimdi son meditasyonumuza geçeceğiz sizinle. Meditasyonumuz için özellikle sinir sistemimizi yenileyen ve güçlendiren bir meditasyon yapacağız sizinle. Yaşadığınız, sizi belki düşüren endişeler, kaygılar, suçluluk duyguları, korkular, her neyse zihninde yaratmış olduğumuz bunların temizlenmesi, zihnin daha berrak ve açık hale gelmesini sağlayan bir meditasyon yapacağız sizinle. Özellikle stresimizi dengelemek için çok etkili ve bedenle elektromanyetik alanımızı zihnimiz üzerinde çalışacağız. Ve bedende çok büyük bir mutluluk hormonu oluşmasına etki eden bir çalışma olacak bu. Bu çalışmada bize mantra da eşlik edecek. Bu mantrayı dinleyerek kollarımı, ellerimi daha doğrusu kalbin önünde birleştirdim. Ve yukarıya doğru kaldırıyorum. Ve daha sonrasında hafif sağa doğru kollarımı inmesine izin vereceğim. Bu şekilde 3 dakika mantrayı dinleyeceğiz. Gözler çok hafif aralık olabilir. Burundan nefes alıp vermeye devam edin. Ve elleri bu bölgede bulunan blokajları dengelemek için kaldırıyoruz yukarıya doğru. Özellikle kollar, parmaklar, el parmaklarımız kalp meridyen hattıyla bağlantılı. Yukarıda birleştir kollarını. Tepe çakrandan hafif sağa doğru indi. Burada mantrayı dinlemeye devam edelim birlikte. Gözler hafif aralık olacak.
mantralar, manyetik alanımızı, frekansımızı şifalandıran ses frekansıyla tüm ağrımızı, enerjimizi yükselten güçlü bir etkiye sahip. Dilersen eşlik de edebilirsin mantraya. Ya da sadece dinleyebilirsin. Sözleri Vahe Guru, Vahe Jiyo. Anlamı beni karanlıktan aydınlığa çıkartan, içimdeki bilgeye selam olsun demeyin. Tüm enerjiniz. Şimdi tekrar kaldırıyorum yukarıya doğru. Bu defa sola doğru indiriyoruz kollarınızı. Kollar yukarıda. Birazdan yayını kapatmak durumunda kalacağım. Eğer sorularınız varsa tekrar bağlanalım. Kısa bir süre kaldı kapatmam için çalışmayı. Tekrar açacağım. Sorularınız varsa burada olacağım. Tekrar bağlanabiliriz. Sevgiler.